geldik dördüncü adıma. Daha önceki tohum toplantısında da bu konu üzerinde durmuştum ben. Hikayemizin olması gerekiyor. Bir markayı yaratmak, onu pazara sunmak için bu hikayeyi insanların satın alabileceği seksiliğe getirmemiz lazım. Siz, hikayeniz nedir? Siz, evet. Merhaba. Hikayemizde Orta Mufukar Sanlı'la beraber biz bir mobil yazılım firması kurduk. Hikayemiz aslında şöyle. İkimiz de eğitimimizi Amerika'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye 3G'nin gelmesiyle hani böyle pazar oluşacağının farkındaydık. Ve hani bir projemiz vardı aslında. Bu da şey, hiç hayata geçiremediğimiz bir proje. Çünkü sonunda çok zor olduğunu fark ettik. Bu kaza tespit tutanaklarının internet, telefon üstünden doldurulması. Hani biz o hikayeyle bu firmayı kurduk. Aslında böyle bir ihtiyaç hissettiniz. Ya, evet. Ve ben bu hani ihtiyacı... olduğuna da hani çok inanıyorum açıkçası bu ihtiyacın. Ama sonunda o formun imza kısmını çözemediğimiz için o proje elektronik hayata geçmedi. Elektronik imza. Ya o şey oldu. Hani sonuçta tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değildi. Biz Tramer'le görüşüyorduk bunu. Hani onlar biraz daha işi yokuşa sürdüler. Yani çok müşteriyi küçültüyor elektronik imzalar düşündüler. Öyle olunca hani o proje kaldı ama elimizde Mobilis gibi bir firma oldu. Hani onun dışında, ondan sonra hep kurumsal mobil uygulamalar yapmaya başladık. Öyle hikayemiz hani bilmiyorum ne kadar seksi ama şu anda bir markanız var mı peki? Şu an yani markamız... o tutanaklar kısmı çok seksiydi aslında. Şey markamız Mobilist. Evet ama bu firma, şu anda ama bir ürün yazılım değil, tabii. Ürün değil. Evet ya kendimiz projelerimiz var dahil olduğumuz. Hani onların İletişim kısmında da hani çok deneyimimiz olduğu söylenemez ama hani kendimizce işte ilgi alanları ve yaş konsepti olarak bir iletişim pazarı yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki çok iyi hikayesini oldu hikayen var diyen var mı aranızda? Muhteşem hikayen var. Size satış yapabilirim. Der misiniz? Şurada evet. Merhabalar, Tarık Aran, Minder Bilişim'den. Aslında biz teknik olarak hikayemiz, yani teknik olarak söylediğimizde beyin dalgalarıyla ilgileniyoruz. Bir hani hikaye olarak söylenebilecek bir şey. Ama işi nerede kullanıyoruz kısmında pazarı her zaman burada yaptığımız şeyleri engellilerden başlıyoruz. Ve ilk geliştirdiğimiz ürün de omurilik felçleri gibi ellerini kullanamayan kişilerin ihtiyaç nedir? Bilgisayarı kullanamamaları. Bütün hayatlarını yani bu şey başlarına geldikten sonra bir odada tek başlarına ya da bir refakatçiyle geçiriyorlar. Yapabilecekleri en güzel şey bilgisayarı kullanmak ve internete girmek. İhtiyaçları çok net, bilgisayarı kullanmak ve bu sayede sosyal hayata ve normal dünyaya bağlanabilmek. İlk ürünü sonlandırdığımızda Bartın'dan bir telefon geldi. Hikaye nasıl duyurmuştunuz? Basın üzerinden aslında Anadolu Ajansı yani oraya telefon etmiştik böyle böyle bir şeyler oldu siz diye. Etmiştiniz. Evet. İşte çok güzel bir örnek. Teknokenti. Süper. Biz de böyle olacağını düşünmüyorduk yani ilk defa böyle biraz daha high tech yani ürünümüz sonlanmıştı. İşte şey dedik bakın mimiklerle bilgisayar yönetilebiliyor. Yok artık filan diye geldiler. Sonra bir şey oldu. Bütün kanallara falan çıktı. Sonra da bize telefonlar gelmeye başladı. İşte şöyle bir tanıdığımız var, böyle biri var, gelir misiniz diye. Bartın'dan geldi telefon. Orada da iki tane hasta vardı aslında. Bir ALS hastası, 70 yaşlarında bir amca. Bir de 16 yaşında biri daha var dediler. Biz de hafta sonu işte atladık, gittik ikisine de. İlkinde tam verim aramadık. Uğur'la beraberdik zaten. Çünkü amca biraz... Yani şey yapamadı. Bilgisayara mı uzak? Bilgisayara uzak bu ne? Biraz da hayattan soğumuş sinirli bir pozisyondaydı. Biz de alıştık artık şeylere. Hani sürekli gidip geldiğimiz için hani isteğimiz sadece biraz daha ondaki şeyi arttırmak, morali düzeltmek ve bir şeyler yapabilmesini sağlamak. Çünkü onu yaptığı anda işler çok değişiyor artık. Bütün sosyal alanda kendini gösterebiliyor. O kullanamadı. Hani üzüldük falan böyle çıktık. Oradan da Cem 16 yaşındaki onun yanına gittik. Orada Cem aldıktan sonra tık diye kullanmaya başladı. Biz de dedik ki hani denemeye devam et. Biz bu gece zaten Amasra'da kalacağız. Yarın gelir bakarız kullanabilirsen sen de kalır. Kullanamazsan
şey yaparız. Hani yapacak bir şey yok. Ertesi gün geldik. Hayatımın en güzel anlarından biridir. Bütün gece uyumamış, şarjı bitirmiş. Tekrar şarja takmış 2-3 saat uyuyup. Yani babasının şey dedi, yani inanamıyorum falan dedi. Çok güzel. Hani doktorlar niye artist olur anladım yani. Şunu her gün yaşarsan kimse umurunda olmaz yani. Ego muhteşem olur. Evet, evet. Yani çok güzel bir şey. Tabii birinin hayatını değiştiriyorsun sonuçta. Ondan sonra pazartesi de Facebook'tan biz onunla konuşmaya başladık. Hani sürekli de haberleşiyorum. Süper. Onunla konuşarak da şey yapıyorum. Hedef de bundan sonra bütün cemlere ulaşmak. Daha sonra birçok yerde yani 4., 5. oldu. Ya bütün derdimiz de aslında biz tek tek böyle ulaşamayacağız. Bugün Bartun oluyor, başka gün başka bir yer oluyor. Bunu Türkiye'ye çok büyük bir oyuncunun anında dağıtıyor olması lazım. Sonra da dünyaya dağıtıyor olması lazım. Muhteşem gerçekten. Çok güzel bir hikaye. Ve çok güzel. Yani siz iletişimi çok iyi biliyorsunuz bence. Çünkü yarattığınız bu hikaye derken tabii Türkçedeki anlamı yani hikayedir ya, öyle değil benim dediğim. Aslında içeriğiniz o kadar güzel ki bunu yayacağınız işte Anadolu Ajansı'nı bulup Anadolu Ajansı'nın tüm yurda yaymasını sağlamışsınız. İşte Facebook'tan aslına bakarsanız klasik mecra, sosyal medya, sonra uygulamalar, işte adım adım hikayelerin anlatılacağı sosyal paydaşların belirlenmesi, listelerinin hazırlanması, iletişim için yapmanız gereken en önemli konu.